Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir deneyim videosuyla karşınızdayım. Bu videoda deneyimlediğim ve hoşuma giden bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Ancak baştan söyleyeyim, bu bir işbirliği, ücretli içerik çalışması falan değil. Tamamıyla beğendiğim için, sizlere de faydasının olacağını düşündüğüm için bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi beni sosyal medyadan takip ediyorsunuz ki etmiyorsanız mutlaka etmeyi unutmayın bence. Bir paylaşım yapmıştım. Hepsi burada premium hizmetinden bahsetmiştim. Bu hizmetin içinde birçok farklı avantaj var. Aylık 9.90 TL veriyorsunuz. Ücretsiz Blue TV aboneliğinden tutun. Ücretsiz mobilya montajına, ücretsiz kargoya kadar birçok farklı hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Bence güzel bir hizmetti bu. Bu hizmetler içinde ihtiyacım olana kadar fark etmediğim bir hizmet daha varmış. Ücretsiz kapıda lastik montaj hizmeti. Ben de arabamın lastikleri eskimişti. Hepsi burada üzerinden 4 tane lastik siparişi verdim. Kapımda ücretsiz olarak takıldı. Şimdi biraz bu süreçten bahsetmek istiyorum sizlere. Bununla ilgili bazı notlar aldım. Oraya bakacağım arkadaşlar. 15 Ağustos'ta lastik siparişini vermişim. Bir gün sonra da lastikler kargoya verilmiş. Yani 16 Ağustos'ta. 17 Ağustos'ta da İstanbul'a geldi. Anadolu'dan bir yerden yolladılar. 17 Ağustos da ben gittim, lastikleri kargodan aldım. Eve kadar getiriyorlardı ama hem zorluk olmasın hem de biraz acelem vardı. O yüzden ben gidip kendim almayı tercih ettim. Zaten ben lastik siparişi verdiğim gün zaten ben aranmıştım. Lastik kapımda diye bir hizmet var. Onunla işbirliği yapıyor hepsi burada. Ve onlar bana lastiklerin geldiği zaman bir daha arayın bizi ve biz sizinle bir randevu oluşturalım dediler. Ve 17 Ağustos'ta ben aradım lastik kapımda hizmetini. Ve bana dediler ki 18 Ağustos saat 11'de geleceğiz. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Lastikleri hepsi burada satıcısından almanız gerekmiyor. Herhangi bir satıcıdan alabilirsiniz. 4 tane almanız şart değil. 4'e kadar olan lastikleri değiştiriyorlar. Bunu söylemiş olayım. Ve belli illerde var. O illeri de söyleyeyim sizlere arkadaşlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Manisa. Şimdilik sadece eğer bu illerde ikamet ediyorsanız bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Bunu da altını çizeyim. Velhasılı kelam 18 Ağustos'ta saat 9 gibi arandım ve bana dediler ki işte yarım saat sonra geleceğiz dediler. Siz için uygun mu? Hani 11 randevusu olmuştu ama erken gelsek sıkıntı olur mu? Yok dedim, evdeydim zaten. 9.30 gibi aramıştım. 10 gibi geldi arkadaşlar. Büyük bir kamyonetle geliniyor. Bu kapalı kasa bir ticari araçla geliniyor. İçinde işte lastik takmak, sökmek için gerekli olan ekipmanlar, özel işte kompresörü şuydu buydu bulunuyor. Ayrıca balans içinde yine bir ayrıca bir ekipman var. Tabii ki uygun bir yer bulmanız gerekiyor. Yani hem o arabanın park edeceği hem de sizin arabanın park edecek ki yan yana park etmeniz gerekiyor. Ben hemen dışarı çıktım. Bir güzel bir park yeri buldum. Yanında da araba park etti güzel bir şekilde ve yaklaşık 1 saat sürdü 4 lastiğin değiştirilmesi. Gerçekten de işini güzel yapan profesyonel. İşte lastikleri güzelce çıkartıldı. Önce 2 tane lastik hem ön hem arka. Daha sonra diğer 2 lastik çıkartıldı. Gayet titiz ve temiz çalışıyorlar bu arada, onu söyleyeyim. En ufak bir sıkıntı yaşamıyorsanız. Kriko ile kaldırılıyor. Ekstra bir altına bir aparat konuyor. Hani kriko düşer, şu olur bu olur filan diye. Gerekli güvenlik önlemleri alınıyor. Lastikler değiştiriliyor. Gerekli balans ayarı da yapıldıktan sonra takılıyor. Ve hatta jantlarda sorun varsa bununla da ilgili size bilgi veriliyor arkadaşlar. Çok böyle titiz temiz çalışan bir hizmet. Kapımda lastik hizmeti arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Öte yandan bu hizmetle ilgili en beğendiğim özelliklerden bir tanesi arkadaşlar, tork anahtarı kullanıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Otomobillerdeki birçokun somunu vesaire sıkarken belli bir tork, yani bir değerde sıkmanız gerekiyor. Çok fazla sıkmak bir maharet değil. Onun doğru değerleri var. Bunları markalar açıklıyor. Bijonlarda da, yani tekerlekleri tutan somunlarda da aynı durum söz konusu. Fakat Türkiye'deki lastikçilerin çoğu bunu bilmiyor ya da bilse de riayet etmiyorlar. Dayıyorlar somun anahtarı tır 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 tır. Sonra ne oluyor ki, benim başıma geldi arkadaşlar geçtiğimiz yıllarda. Bijonlar kırılıyor. Çünkü aşırı bir yük uygulanıyor. Mesela orada çok sıkı olması değil. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben bunu çok lastikçiyle konuştum, tartıştım ama anlatamadık bir türlü. Bir şey olmaz diyorlar. Evet olmuyor ama olduğu zaman da otomobil sahipleri uğraşıyoruz arkadaşlar. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Tork anahtarı var. Tork anahtarının hangi araç modeline nasıl sıkılması gerektiği söyleniyor zaten. Yazılmış onlar. Yazılı olarak koymuşlar, aracın içinde de var. Yani yanlış yapma ihtimalleri de yok. Gerçekten de bu benim çok hoşuma gitti. Yıllardır söyleye söyleye dilimde tüy bitmişti. En sonunda birilerinin bunu yapıyor olmasından çok memnun kaldığımı söyleyeyim. Yaklaşık 1 saat sürdü. Lastikleri değiştirdikten sonra isterseniz, bu arada bu zorunlu değil, çıkan lastikleri de geri dönüşüme yollayabiliyorsunuz. Yine onu da kapımda lastik hizmeti alıp sizin adınıza geri dönüşüme veriyor. İstemiyorsanız da saklayabilirsiniz de, kendiniz başka bir yerde kullanacaksınız. Hani tarlada kullanayım, şurada kullanayım, burada kullanayım, içine çiçek ekeyim falan filan da diyebilirsiniz. Bilemiyorum artık. O eski lastikleri de isterseniz verebiliyorsunuz, istemiyorsanız da alabilirsiniz. Burada bir zorlama veya bir mecburiyet söz konusu değil arkadaşlar. Onu da altını çizeyim. Ben verdim lastikleri çünkü epey eskimişlerdi. Artık 5 yılda doldurmuşlardı. Biliyorsunuz 5 yıldan sonra lastikleri mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Çok az kilometrede yapsanız, hiç kullanmamış bile olsanız, lastiklerin raf ömrünün 5 yıl olduğunu söyleyeyim. Kullandığınız zaman zaten bu süre daha da kısalıyor. Onu da altını çizeyim. Zaten bu hepsi burada premium hizmeti çok güzel bir hizmetti. Sadece Blue TV için bile alınırdı ama mesela böyle lastik değiştireceğiniz
zaman aracınızın lastiklerini eskimiştir, yenisini alacaksınız. Kapımda ücretsiz olarak değiştirilsin de istiyorsanız bence gerçekten de güzel bir hizmet. Lastik satın aldığınız zaman Hepsi Burada Premium üyesiyseniz bu hizmeti de ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar, ücretli bir içerik veya işbirliği falan değil bu. Tamamen faydası olsun diye ve hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istedim. Anlatması benden, denemesi, uygulaması sizden arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Çoğunuz videoları izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ama aramızda abone olmayanlar da var. Abone olursanız çok sevinirim. Sizin için bir külfet değil. Ekstra bir ücret istemiyorum. Katıl aboneliği vesaire yok bende. Abone olmanız benim için önemli. O rakamlarla övünüyoruz malum. Ve bir markadan bir şey istediğimiz zaman, şu telefonu ver, şu işte saati ver, şu ne bileyim şöyle bir şey yapacağım dediğimiz zaman herkes abone sayısına bakıyor arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi istiyorum. Bu benim için çok önemli. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Açıklamada hepsinin tek tek linki var. Tek tıklamayla takip edeceksiniz. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Herhangi bir şekilde böyle oraya girin, buraya girin, abone olun, şuraya takip edin falan filan yok. Direkt linklerini koydum. Otomatik olarak beni takip etmeye başlayacaksınız. TikTok, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda da farklı içerikler paylaşıyorum. Dikey videolar paylaşıyorum. Onları da kaçırmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.